Ören Hanım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kare lifimizin uzun lifinin yapılışını anlatacağım. Hanımlar daha önce karesini yapmıştım. Şimdi beraber uzunluğu yapacağız. İp olarak sakallı ipten kullanıyorum. Bu şekilde. Bir de normal iki katlı lif iplerinden. Tığım ise 2 numara 1,75 milim. Yaptığım kare lifin anlatımı kanalımda mevcut. Hemen şimdi uzun lifinin yapılışına geçelim. Hanımlar bu şekilde parmağıma doladım. Buradan bir tane zincir yaptım. Bir tane daha yaptım ve sık olarak bir tane daha yaptım. Şöyle ipimi uzatarak yaptığım zincirime batıyorum. Şöyle burada bir tane fıstık yapıyorum. İpimi tutarak fıstığımı kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık daha. Fıstığımı kapatıyorum. Ve yine bir tane daha. Bu şekilde birkaç tane daha fıstık yapalım hanımlar. Fıstık sayısını vereceğim şimdi. Hanımlar bu şekilde üst üste 11 tane kapalı fıstığımı yaptım. Şimdi bir tane daha yapalım. Bunu kapatmıyorum. Başına doluyorum. 1, 2, 3. Yani şuradan bakınca 1, 2, 3.'ye batarak burada bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Tepeye bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. Bu şekilde yaptım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Buraya bir fıstık. Şuraya bir. İkisini bir kapatıyorum. Hanımlar sıranın sonuna kadar şuraya kadar yani ilerleyelim. Hanımlar bu şekilde ilerledim sıramın sonuna kadar. Bir fıstık kala bakın. Burayı da beraber yapalım diye yapmadım. Bu şekilde buraya bir. Bakın başladığım ilk zincirime bir. Bu şekilde ikisini bir kapattım. Buradan ters çevirdim. Başa gelmiş oldum. Yine burada bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir ileriye şuraya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Tekrar şuraya bir fıstık. Şuraya bir. İkisini bir kapattım. Şimdi bir tane daha yapalım. Buraya bir, şuraya bir, ikisini bir kapattım. Hanımlar şimdi 3 tane fıstığımız burada oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi burayı burada kulp yapmamız gerekiyor. Buraya bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Bakın şunun hizasında. Buraya tekrar bir fıstık. Fıstığımı kapattım.
şunun hizasına geliyor. Buraya bir fıstık, fıstığımı kapattım. Şöyle sayarak 1, 2, 3. 3 tane kalacak şekilde 1, 2, 3. Bakın bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Bunu kapatmıyorum. Bakın kapatmadım. Şu noktaya, bakın dördüncü noktaya batırarak burayı beraber kapatalım. İkisini bir kapattım. Burada bir tane kulpumuz oluştu. Şimdi yine kutu teknik yaparak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Buraya bir fıstık. Bakın bir ileriye, şuraya bir. İkisini beraber kapatıyorum. Buraya bir. Şuraya bir. İkisini beraber kapattım. Buraya bir. Şuraya, burası sıramızın sonu. Buraya bir. İkisini bir bu şekilde kapattım. Sıranın sonuna geldim. Burada gördüğünüz gibi tekrar çeviriyorum. Şöyle buraya bir fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine bir fıstık. Fıstığımı kapatmıyorum. Başına doladım. Bir ileriye. Bir fıstık. İkisini beraber. Çok pardon. Şöyle. Batarak ikisini beraber kapattım. Buraya bir fıstık. Şuraya bir. İkisini beraber kapattım. Şimdi tekrar şuraya bir, şuraya bir, ikisini bir kapattım. Hanımlar, eğer tek renkli yapacaksanız bu şekilde fıstıklarınızın üzerine devam edin. Ama ben tek renkli yapmıyorum. Burada ben sakallı ip de kullanacağım için burada duruyorum. Bu şekilde hemen sakallı ipime geçiyorum. Hanımlar, bakın burada ipimi koparmıyorum. Şöyle. Buradan ipimi aldım. Burayı çekiyorum. Burayı da tabii. İkisini beraber çekiyorum. Şu mavi olan ipimi arada götürüyorum. Burada bir tane fıstık. Fıstığımı kapatmıyorum. Bakın hemen bir ileriye bir tane fıstık, ikisini bir kapatıyorum. Biraz püsküllü iple hem videoda net çıkmıyor hem de zorluyor, kusura bakmayın. Şimdi burada yine bir fıstık, fıstığımı iki veya tek katlı yapıyorum hanımlar, çünkü püsküllü ip. Bir ileriye, şuraya bir. Bu arada mavi ipimizi de arada götürüyoruz. İkisini bir kapattım. Burada bir fıstık. Bir ileriye bir. İkisini bir kapattım. Hanımlar, tam kulpun hizasında bırakıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, bir tane daha yapıyoruz. Buraya 1, şuraya 1, ikisini 1 kapattım. Şöyle burada ipimi bırakıyorum.
Hemen maviye geçtim. Burada bir fıstık. İpimi arada götürmüyorum hanımlar. Püsküllü olduğu için arada götürürsem orada belli olacak. O yüzden burada diğeriyle devam ediyorum. Diğerini bıraktım. Bu şekilde. Çok pardon, yanlış yere battım. Çok özür diliyorum. Hemen dibine batmışım. Ben de fark etmedim. Bakın şuraya bir fıstık. Bir ileriye, yani şuraya bir, ikisini beraber kapatıyorum. Buraya tekrar bir fıstık, buraya bir, ikisini bir kapattım. Buraya bir, buraya bir, ikisini bir kapattım. Hanımlar, sıramın sonuna geldim. Bu şekilde yaptık. Ortası püsküllü olacak. Sakallı ipimizden, yan tarafları ise bu ipimizle olacak. Şimdi burayı tekrar çeviriyorum. Buradan devam ediyoruz. Bir sıra daha yapalım. Geri kalanını ayrı yapalım. Buraya yine bir fıstık. Fıstığımı kapattım. Tepesine bir fıstık. Fıstığımı kapatmıyorum. Bakın bir ileriye bir. İkisine bir. Kapattım. Buraya bir. Bir ileriye bir, ikisini bir kapattım. Buraya bir, bir ileriye şuraya bir, ikisini bir kapattım. Hanımlar, bakın 3 tane fıstığımız oluştu yandan. Hemen burada bıraktığım ipimi bu şekilde yukarıdan alıyorum. Buraya bir fıstık. Bakın buraya bir fıstığımı yaptım. Mavi ipimi arada götürüyorum. Bir ileriye bir fıstık. İkisini bir kapattım. Buraya tekrar bir. Bir ileriye bir. İkisini bir kapattım. Bu şekilde püsküllü ipimizden de devam edelim. Burada tekrar bir tane yapıyorum. Bakın şurada bir, ikisini bir kapatıyorum. Biraz dediğim gibi püsküllü ipimizle yapması biraz daha zor oluyor. Bu şekilde hanımlar ilerliyoruz. Bu arada burayı yapmayı unutmuşum. Önemli değil çok da. O yüzden yine burayı devam ediyoruz. Sakalı ipimizi bırakıyoruz. Bu şekilde. Şuraya bir. İkisini beraber kapattım. Buraya bir, ileriye bir. Hanımlar, mantığımız aynı yine. Sadece ortasında sakallı ipi kullanıyoruz. Bu şekilde köşeye geldim. Yine burada çeviriyorum. Bakın bu şekilde çeviriyorum. Sakallı ipe kadar devam ediyorum. Buraya gel. Bu sırayı da beraber yapalım. Bakın buraya bir
Kapatıyorum fıstığımı. Fıstığımı kapattım. Bir tane daha fıstık. Bir ileriye. Bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Buraya bir fıstık. Bir ileriye bir. İkisini bir kapattım. Buraya bir. Buraya bir. Var. Benim de kafam karıştı, kusuruma bakmayın. Şuraya bir yapıyordum ama burada sakallı ipi almam gerekiyor. Bakın şurayı yapmıyorum. Diğer sırada yanlış yaptım. Burada hemen bu şekilde sakallı ipimle burada bir fıstık yapıyorum. Çünkü altında, bakın alt sırasında sakallı ipimizle fıstığımız var. O yüzden burayı sakallı ipimle bu şekilde alarak kapattım. Şimdi bu mavi ipimi beraber arada götürüyoruz. Yine buraya bir fıstık. Bakın bir ileriye, şuraya bir. İkisini beraber kapatıyorum. Buraya bir fıstık. Bir ileriye bir. İkisini beraber kapattım. Şuraya bir, bir ileriye bir, ikisini beraber kapattım. Toplamda 4 sıramız oluyor. Burada 4 fıstığımız oluşmuş oluyor. Yine buraya bir fıstık, ikisini bir kapatıyorum. Hanımlar, yine maviye geçiyorum. Şurada sakallı ipi bırakarak mavi ipimden devam ediyorum. Şöyle sakalıyı bıraktım. Burada bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir ileriye bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Şuraya bir. Bir ileriye bir. İkisini bir kapattım. Buraya bir. Bir ileriye bir. İkisini beraber kapattım. Hanımlar, tekrar döndürüp bu şekilde devam ediyoruz. Bu iki sırada biraz kafam karıştı, kusura bakmayın. Sonradan düzelttim. Şuranın üstüne geldiğiniz zaman şurada bir bu fıstığımızın, bakın sakalı olan fıstığımızın üzerine sakalı ipimizi alarak devam ediyoruz. Bu şekilde devam edelim. Lifimizi istediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim. Hanımlar, ilerleyip bu kadar uzattım. Normalde daha çok uzatmamız gerekiyor lifimizi. Lakin benim ipim bu kadar kaldığı için bu kadar yapabildim. Siz daha çok yaparak lifinizi uzatabilirsiniz. Ben şimdi hemen diğer kulpunu, yani şurayı da yapıp göstermek istiyorum. Burada yine kutu teknik yapıyoruz. Bir tane fıstığımı yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık. Başına doluyorum. Bir ileriye bir fıstık. İkisini bir kapattım. Hanımlar, bu arada sakallı ipimi de buradan kesmek zorunda kaldım. Çünkü
ipimiz dediğim gibi azaldı. Kapanışta burayı da kesiyoruz zaten. Bu ipimizden tek devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane fıstığımız var. Buraya 4 tane üst üste fıstık yapalım. 1, fıstığımı kapatıyorum. 2, tekrar kapattım. Buraya 3, kapatıyorum ve 4. 4 tane fıstığımı yapsın. Bakın bu kulpumuzda da 4 tane fıstığımızı yapmıştık. O yüzden buraya da aynı şekilde 4 sayılarımız aynı olması gerekiyor. Şimdi şuraya batarak burada bir fıstık. Dördüncüyü kapatmadım bu arada. Buraya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Kutu teknikten devam ediyorum. Şuraya bir fıstık. Bir ileriye bir. İkisini bir kapattım. Buraya bir. Şuraya bir. İkisini beraber kapattım. Buraya bir. İkisini beraber kapattım. Şimdi bu şekilde oldu. Bir sıra daha yapıyoruz. Hanımlar, sıranın sonuna kadar kutu teknik yaparak devam ediyoruz. Bakın bu tekli fıstıklarımızın üzerine de aynı şekilde burada yaptığımızı yapıyoruz. Buraya bir fıstık. Buraya bir fıstık. İkisini beraber kapatıyorum.
Kalınlar bu şekilde bitirdim lifimi. Buradan ipimi kopardım. Gördüğünüz gibi lifimiz bu şekilde oldu. Biraz kısa oldu. Dediğim gibi ipim yetmediği için. Ama siz ortasını çoğaltıp lifinizi biraz daha uzatıp yapabilirsiniz. Şimdi kenar tığlamasını yapıyorum. Dilerseniz kenar tığlaması yapmazsınız. Lakin ben püsküllü ipimle kenar tığlamasını da yapmak istiyorum. Şöyle ipimi şu köşeye kopardım. İpimi bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir yapıyoruz. Şuraya kaydırma tekniğiyle kaydım. 1, 2, 3 kaydırma tekniğiyle kaydım. Bu şekilde kenar tığlamasını yapalım. Ya da farklı şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Tamamını yapıp geliyorum. Hanımlar lifimi bitirdim. Küçük oldu ama çok da güzel oldu. Bebeklerimiz için kullanabiliriz bu modeli. Bu boyutta. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ören Hanım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.